Kıymetli izleyicilerimiz yani şeyle e, devam edelim istiyoruz aslında Gazze'de yaşanan olaylar o kadar şey ki arka planında ne var bu İsrail hayallerinin e, İsrail kehanetinin Netanyahu'nun kehanetinin arkasında aslında Orta Doğu coğrafyasının ne şekilde e, şekillendirilip arka planında neler hedeflendiğini ee, aslında konuşmak istiyoruz kıymetli hocamla kıymetli Profesör Doktor Saynur Derman hocamla konuşmak istiyoruz Aslında kıymetli hocam burada yapılmak istenen sadece coğrafi değişiklikler mi yoksa emperyal başkentler birlikte İsrail ile birlikte hakikaten bu jeopolitikte enerji yatakları üzerinde ve e, hakikaten e, yeni bir garnizon devleti oluşturma, e, hedefleri olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, bu yolla Akdeniz'e açılmak hemen Gazze'nin açıklarında enerji e, kaynakları var, Akdeniz'in Doğu Akdeniz'in e, Münasır Ekonomik bölgelerde e, efendim gaz yatakları var. Kar, e, bunlar e, amaçlanıyor, hedefleniyor olabilir mi? Şimdi David Koridoru diyoruz. Şimdi David Koridoru e, oluşturulması halinde efendim Irak'ın bütünlüğü bozulacak, Suriye'nin bütünlüğü bozulacak. Efendim, Lübnan'ın bütünlüğü bozulacak. Bir garnizon devleti e, kurulması halinde PYD PKK unsurlarının oraya kulübeye nöbetçi başlarına da İsraillerin getirilmesi halinde e, Türkiye'nin sınır güvenliği ne olacak kıymetli hocam? Çok tehlikeli yani Türkiye için zaten biz onun için o kadar söylüyoruz ki kaç günlerdir buradan söylüyoruz yani Türkiye'nin e, sınır güvenliği de çok tehlikeli. E, petrole ilaveten suyu da ilave edelim. Çünkü önümüzdeki dönem su savaşları olacak. E, tarihi Mezopotamya, Dicle ve Fırat bu bölge çok kıymetli. E, İsrail'in özellikle e, ilerideki bu su meselesiyle ilgili deniz suyunu e, iyileştirme e, projeleri var. Ama çok pahalı bir sistem. E, bunu yapıyorlar zaten yani deniz suyunu kullansın diye. Ama tabii ki bu su e, merkezlerine sahip olmak aynı zamanda e, hedef. Tabii Amerika e, zaten Amerika tek başına yapmıyor bunu. E, kiminle yapıyor işte bu e, proxy war dediğimiz geçen haftada uzun, savaşçıları. E, tartışmalarda bulunduğumuz yani vekalet e, eden e, işte terör örgütleri olabilir, e, paralı bir takım şirketler çünkü onların şirketlerin hukukçumuz burada cezai sorumlulukları ha. yok. Yani ülke hani savaş suçu kapsamında değerlendiriliyor. Muhatap, ben değilim, hadi şirkete Yani gittim. şirket yaptı işte böyle. Çünkü Blackwater'ın ya, biliyoruz Irak'ta katliamda. neler yaptıkları. Sadece Irak mı hocam? Afganistan. Afganistan'da Afganistan, her yerde çok Irak. vahşice. Sadece ya. Irak mı hocam? Suriye. Bu arada... evet. Şimdi bu hedefler biz geçen haftalarda konuşmuştuk. Sevgili Ceyhun Bey de vardı Ozkurt. o zaman. Kulakları Ceyhun Bozkurt. Amerika'nın pardon İngiltere'nin bir e, stratejik işte kıta hakimiyeti yine Amerika'nın deniz hakimiyeti teorileri hava hakimiyeti teorileri Hitler'in de bunu örnek aldığı bir takım teorilerden bahsettik e, sayın Büyükelçimiz neokomlardan bahsetti. bahsetti evangeliz politikayla işte Agamemnon ve oradaki e, nihai hedef bir Mesih gelmesi ve bunun da işte büyük İsrail'in e, hakim olduğu topraklar no. e, üzerinden gerçekleştiğine yönelik e, bir ne, neredeyse ha. artık e, teolojik boyutlara ulaştı bu şey. Teoloji realite Hakikaten, oluyor şu an teoloji, hocam. Oldu. Ve teolojiye göre siyaset ve savaş e, boyutu design var. Dizayn ediliyor. Dizayn ediliyor. E, şu an Orta Doğu'da e, çok değişik e, dizayn e, hareketleri var. Tabi ülkemizde burada hedef. Kıbrıs e, konusu yine aynı şekilde. Nitekim aslında çok da stratejik bunlar yeni değil. Yani Hamas bir gece orada bir eylemde bulunuyor. Hemen yani. ertesi günü olmuş bir olay Şaka olduğunu gibi hiç yani. düşünmüyorum. Abi. Çünkü neden? Mücahitler bir gecede İsrail'i işgal ediyor. ettiler evet. ya. Biz de buna inanacağız. Ee, yani. Kıbrıs'ta, Güney e, Güney Kıbrıs'ta ambargo kararı Abi. ikinci kere kabul edilmiyor. Bravo. Türkiye garantör. Şöyle bir şey. Bravo. bu Geri gelmişken bunu da söyleyelim. Bunu çok söylüyorum aslında ama e, Türkiye, Kıbrıs'ta garantör Bravo. devlet. İngiltere, İngiltere ve Yunanistan'la Yunanistan birlikte. Fakat bu Güney Kıbrıs'ın ambargo kararında e, ambargo kalkması kararında. Yani Amerika e, Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'a karşı uyguladığı silah ambargosunu evet. tek taraflı olarak evet. kaldırdı. Evet. Kaldırdı. Bunun için Türkiye garantör devlet Türkiye'nin onayı evet. gerek. Yani hukuki açıdan bunu yapamaz Tabii. ve fakat de facto fiili açıdan yapıyor. Onu Tıpkı şu an öldürdüğü yani gibi öldürüyorum an, diyor. Şu an hukuk yok. Evet. Uluslararası hukuk yok. Uluslararası örgütler çalışmıyor. Gücün çalışıyor. hukuku var gücün hukuku var, gücün haklılığı var, haklı olan, ah. haklı olan güçlü olan, Maalesef. hiçbir şekilde ee, hak yani. Maalesef mazlum ve mağdur kelimeleri burada kullanılmıyor. Çünkü Aa. çocuklar katlediliyor, insanlar öldürülüyor, kimyasal silah kullanılıyor, insancıl tahammül hukukuna aykırı, Aa. çocuk hakları sözleşmesine aykırı, savaş hukukuna e, tamamen aykırı, soykırım suçu var, Netanyahu yargılanmalı, Lahey'de, Lahey, Cenevre e, ve Roma statüsüne göre suçludur. E, Putin eğer nasıl yargılanacaksa veya böyle savaş suçlusuysa, Aynı ise katliamından çok daha büyük katliamları yapmıştır Netanyahu ve ya. ee, belki de bir milyon ediyor. kadar gazetecileri bile bölgeye almamıştır. Ha. Aynı zamanda Guantanamo hapishanesinden çok daha beter ha. bir durumda insanları susuz ha. bırakmıştır. Su insani yani gayri insan insani hiçbir şey hakları yoktur, beslenme yoktur, hiçbir şey yoktur. İnsanlar sokak soruyor. 12 bin kişiyi bir ayda